inanmakla, kalbimizle tasdik etmek suretiyle inanmak zorunda olduğumuz meseleleri anlamadan ameli hükümlere geçmek mümkün değil. Çünkü ameli hükümler neyin üzerine bina edilir? İtikadi hükümlerin üzerine bina edilir. İmani esaslara istinad eder ameli hükümler. Evvela imani, itikadi konular, hükümler anlatılacak. Ondan sonra da amel dediğimiz, ameli salih dediğimiz hükümler gelip onun üzerine bina edilecek. Mesela her zaman gündemde günün meseleleri arasında hala yer almaya devam eden başörtüsü konusunda mesela bu iki hükmü, bu iki şekildeki hükmü misal olarak arz etmek gerekirse evvela başörtüsünün Allah'ın hükmü olduğuna, emri olduğuna ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ile sabit olduğuna itikad etmek lazım, inanmak lazım. Bu ne oluyor şimdi? İtikadi hüküm oluyor. İtikad, inanmaya ait bir hüküm oluyor. Evvela inanması lazım. Evvela itikad etmesi lazım. Ha Rabbül Alemin Müslüman olan bir kadına, Müslüman olan bir kıza büluğa erdikten sonra, yani çocukluk sınırından çıkıp kadınlık sınırına, ergenlik sınırına girdikten sonra başına bir başörtüsü koymasıyla alakalı Allah'ın ayeti, Allah'ın hükmü, Allah'ın emri olduğuna inanması lazım. Buna inanırsa işte itikadi ve imani olarak meselenin birisini yerine getirmiş olur. Hiçbir bahaneyle, asırla, çağla, devirle, ilkeyle, ülkeyle sınırlanması mümkün değil bu hükmün. Hiçbir bahaneyle Allah'ın bu konudaki hükmünün, ayetinin mevcudiyetini inkar etmek mümkün değil. Hani mümin olabilmek için bunu tasdik etmek zarureti var, zaruri. Bu olmadan mümin olmaz, Müslüman olması mümkün değil. İnandıktan sonra başına başörtüsünü koyması da ne oluyor? Ameli hüküm oluyor, ameli. Hah, şimdi yapabilirsin. Önce inanacaksın, sonra yapacaksın. İnanmadan, itikad etmeden, tasdik etmeden başına başörtüsü koyması zaten mümkün değil. İslam dininde her bir ameli hükmün altında imani hüküm vardır. İmana dayanan bir hükmün neticesidir. İnanmak mecburiyetindedir ki ondan sonra o ameli, o hükmü yerine getirebilsin. Namaz da böyle. Evvela namazın Allah'ın hükmü olduğuna inanması icap eder. Buna iman, itikat diyoruz, tasdik. Kalbi bunu tasdik edecek. Tasdik ettikten sonra o namaz hükmünü yerine getirmeye başlaması da ameli hükmü temsil ediyor. Amel. Önce iman, sonra amel. Çünkü Kur'an'da yerleri, ayetleri, hükümleri belli olduktan sonra zaten bir mümin tartışmıyor. Niye? Sözlerin en doğrusu, yani Kur'an'daki ayetlerin ve hükümlerin doğruluğuna, eksiksiz olduğuna, noksansız olduğuna, yerine getirildiği takdirde insanların hayrına olacağına zaten temelden inanmış oluyorsun. Temelde bu iman yoksa zaten bu hükmün yerine getirilmesi mümkün değil. Zorla, cebirle, ikrahla zaten inanmayan bir adama, inanmayan bir insana yükleyemez. Bundan dolayıdır ki İslam itikadında, İslam dininde biliyorsunuz inanmayan adama namaz kılmak farz değil. İnanmayan adama oruç tutmak farz değil.
inanmayan kadına başörtüsü kullanmak farz değil. Yani Allah henüz iman etmemiş kadına namaz emanetini vermiyor. Dikkat etmek lazım bu hususa. Henüz iman etmemiş bir kişiye oruç emanetini, oruç tutmak amelini teklif etmiyor. Oruç tut demiyor. Evvela orucun Allah'ın bir emri olduğuna inanmayı teklif. Önce inan, sonra yap diyor. Bugün dünya Müslümanlarının ve dünya Müslümanlarının arasında ve içinde de Türkiye Müslümanlarının en büyük problemi, en büyük çıkmazı, en büyük açmazı, en büyük meselesi işte bu noktada bulunuyor. Allah'ın hükümlerinin doğruluğuna, kıyamete kadar devam edeceğine, bu hükümleri yerine getirmemizin icap ettiğine baştan inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Siyaset adamlarına sorulması gereken, Cumhurbaşkanına, Genelkurmay Başkanına, Başbakana, Anayasa Mahkemesi Başkanına, üniversite rektörlerine, fakültelerin dekanlarına, milletvekillerine, devlet bakanlarına, belediye başkanlarına sorulması gereken bir numaralı mesele budur. Siz Allah'ın koyduğu hükümlerin doğruluğuna ve tatbik edilmesinin zaruretine inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? En büyük problem budur. Geçen geçmiş tarihte birçok şeyler olmuş, yapmışlar, yıkmışlar, silmişler, atmışlar, etmişler, her neyse. Ama dünya hızla değişiyor. Olaylar hızla büyüyor, çoğalıyor. Mevcut kanunlar Allah şahittir ki can emniyetimizi sağlayamıyor. Mevcut polisler, emniyet müdürünün biri gidiyor, biri geliyor, yine can emniyetimiz sağlanamıyor. Mevcut kanunlar mülkiyetlerimizi koruyamıyor. Mevcut ekonomik sistem insanları mutlu yapamıyor, müreffeh yapamıyor. Fakirleri fakirlikten kurtaramıyor, zenginleri azgınlıktan önleyemiyor. Fakirler bezgin, zenginler azgın. Hadi önleyin bakayım. Mevcut kanunlar suyu istimalleri, rüşveti, hırsızlığı önleyemiyor. Mevcut kanunlar karşılıksız çek vermenin önüne geçemiyor, senetleri tahsil edemiyor. Mevcut şahıslar demiyorum, bakın. Mevcut kanunlar diyorum. Sistem diyorum, şahıs demiyorum. Bugünkü başbakanı alın, yerine başkasını getirin, vallahi yine aynı olacak. Türkiye'nin meselesi şahıs meselesi değil, sistem meselesi. Bu sistemin değişmesi lazım. Bu kanunların değişmesi lazım. Şurada, şu noktada anlaştığımız zaman vallahi Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Bütün siyaset adamlarına, bakanlara, başkanlara, şunlara, bunlara bu konuyu sormamız lazım. Beyefendi, sayın rektör, sen Kur'an'da Allah'ın koyduğu kanunların ve hükümlerin, mesela bir başörtüsü hükmünün doğruluğuna, lüzumuna, Müslüman kadınların bunu uygulamak zorunda olduğuna inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorum derse vallahi kafirdir. Ha, o zaman yapacağımızı biz biliriz. İnanıyorum derse bırak müsaade et, bu kızlar başını öpsün demek lazım gelir. Lüzumuna inanmıyorlar. Bir devirde her nasılsa demokrasi memokrasi hesabına ve hürmetine mecliste başörtüsünü kızlar başına koyarak üniversiteye gidebilir diye bir kanun çıktı hatırınızdaysa. O günkü Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan General Kenan Evren derhal bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ederek iptal ettirdi. Bu adam resmen kafir oldu. Resmen Allah'ın düşmanı oldu. Niye? Kur'an'daki bir hükmü iptal ettiriyor bu adam. Evvela bu noktada Türkiye'deki Müslümanların anlaşması lazım. Şimdi üniversite kapısına kadar okumuş, tahsilini yapmış, diplomasını almış,
üniversiteye başörtüsüyle girmek istiyor. Bu niye böyle? Bu kızlar keyfinden mi, zevkinden mi, affedersiniz, seksinden mi başörtüsünü başına koyup? Hayır. Bilakis aksine. Yani zevkin, seksin, fuhşun meydanlarda kaynaştığı bir dönemde bu başına başörtüsünü koymak isteyen kızların derdi zevk olamaz. Keyfinden olamaz. Bir tek şeyden olur, imanından olur. İtikadından olur. Başka ne olacak ya? Ha, bu kızları başörtüsüyle üniversiteye sokmayan kim? Efendim, İstanbul Üniversitesi rektörü. Niye sokmuyorsun sen bu itikadından, Kur'an'da bu hüküm, bu ayet, bu Allah'ın hükmü var mı yok mu? Var. Niye sokmuyorsun? Öyleyse bu rektör resmen kafirdir. Bakın, yani burada anlaşılan itikadi mesele bunlar. Müslümanlar, Allah razı olsun, camilere geliyorsunuz, dinliyorsunuz vaazları. Ama şu temel meselelerde eğer ittifak edemiyorsanız, şu kelimede anlaşamıyorsanız, kim kafir, kim mümin, bunu hala tartışıyorsanız, ben sizin de imanınızdan vallahi şüphederim. Ben bu cemaatten razı değilim. Bunlar basit meseleler ya, itikadi meseleler. Evvela inanılması gereken meseleler. Siz Allah'ın kitabındaki hükümlerin doğruluğuna, lüzumuna, kıyamete kadar geçerli olacağına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz Sayın Başbakan diye? Niye sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz ya? Ha, sormaya sormaya bu hale geldiniz. Sormaya sormaya, bu konular açıklanmaya açıklanmaya bu hale geldik. Adam çıktı, göstermelik olarak Kur'an-ı Kerim'i öptü, bu adam Müslüman dediniz. Yalandan Beytullah'a gitti, bu adam Müslüman dediniz. Falan hoca efendiyi yanına aldı, bu adam Müslüman dediniz. Bir günde sorup da Kur'an'daki hükümlerin geçerli olduğuna inanıyor musunuz Sayın General demediniz. Hep aldatıldınız, tamamen yanıltıldınız. Ne olacak peki? İtikadi meselelerde anlaşamadıktan sonra ameli hükümde de zaten anlaşamayız.